Değerli izleyenler, Edesa TV, Kanal Urfa ve Güneydoğu Televizyon ekranlarından yayınımız devam etmekte. Gençler soruyor, Başkan Beyazgül cevaplıyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan ve hemen hemen tamamlanma aşamasına gelinen 51 bin metrekarelik alanda Şanlıurfa Bilim Merkezi'ndeyiz efendim. Hayallerinizdeki pik nokta, hani elbette ki sınır olmayacak kadar fazladır ama size tatmin edeceği nokta ne? Yani ne zaman başardım diyeceksiniz. Şimdi bizim arzu ettiğimiz şey nokta şu. Bir kere Urfa eski kent tamamen bir ada olarak ortaya çıkmalı. Bir kültür adası olarak ortaya çıkmalı. Orası ayrılmalı bir kere. Betonermeden kurtulmuş olmalı. İkinci olarak da biz çeşitli uydu kentler yaparaktan Urfa'yı modernleştirmemiz gerekiyor. Hem çarpık yapılaşmadan hem gece kondulardan kurtarmamız gerekiyor. Urfa böyle şöyle diyorum, bir masal şehri diyorum. Cıvıl cıvıl bir şehir, renk renk bir şehir olması lazım. Hayalimdeki şehir bu. Yine en önemlisi insana yapılan yatırımdır. Efendim, bütün her şey insan için değil mi? Bizim de yaptığımız bütün işleri insana yapmamız gerekiyor. Bunlar içerisinde gençlerimiz, bizim geleceğimiz, bunu gençlerimizle ilgilenmemiz de çok doğal. Şanlıurfa'mızı uluslararası arenalarda e-spor kısmında temsil etmek için çok büyük bir heyecanımız var. Bize bu imkanı sunduğunuz için teşekkür ederiz. İnşallah. Tabii şunu siz de çok duymuşsunuz. Duymuşsunuzdur herhalde. Hayal ettiğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Hayalin de bir sonu yok. Bana göre insanın en büyük zenginliği hayal. Çünkü her şey bir hayalle başlıyor. Biz de sizi inşallah böyle uluslararası yarışmalarda başarılı birer kişi olarak görmeyi hayal ediyoruz. Oralarda da olacaksınız. Hiç bundan endişem yok. 47 tane spor merkezi açtık, salon sporu. 49 tane oldu. Ama çok kısa sürede açtık. 1-1,5 yıllık bir süre içerisinde. Birçok branşta da şu anda çalışma yapıyorlar. Belediye bahçeleri fikri nerede olgunlaştı? Nasıl olgunlaştı? Detaylı bilgi verir misiniz? Şimdi bizim mevcut belediye binamız geçmişte aslında bir bahçeydi, parktı. Oranın içerisinden geçtiğim zaman çocukluğumda o kadar hoşuma giderdi ki kuş cıvıltıları, ağaçlar, hele sonbahar geldiği zaman bu yaprakların böyle yerlere dökülmesi, onların farklı renkler alması çok hoşuma giden bir şeydi. Düşünün, o bahçenin üzerinde bir bina, koca bina. Böyle bir şey olur mu? Biz bahçenin üzerine niye bina yaptık diye üzülürdüm. Allah bize belediye başkanı nasip ettiğinde bunu eski haline dönüştürmek için bir gayret ettim. Ama şunu söyleyeyim, gerek Kızılay, gerek Kızılkoyun, gerekse belediye bahçesi, gerekse kalenin arkasında 300 tane kadar konut, bunlara her teşebbüs ettiğimde Allah işimi kolaylaştırdı. Demek ki doğru iş yapmışız. Hepsi ne diyor biliyor musun? Başkanım, daha fazla yeşil istiyoruz diyor. Onların özlemi yeşillikler içerisinde dolaşmak. Bu bana büyük bir motivasyon verdi. Şu Abida Kavşağı'nın trafiğe çözümü olacak mı? Şimdi bizim hayalimiz şu. Novada'nın önünden bir araç kalktığında ta havaalanına kadar hiçbir kırmızı ışığa takılmaması. Bu çalışmayla ilk aşamasını yapıyoruz. Daha sonra Karaköprü'de balık ayağında iki tane, sonra arkasında fuar alandan bir tane yaparaktan bu işi hızlı bir şekilde sürdürmek. Buluntu Hoca Bulvarı'na açtık. Dikkat ederseniz Diyarbakır yolundan Viranşehir'e açılan bir yol. Bu yolla 8 dakikada oraya ulaşılıyor. Burayla da inşallah bizim herhangi bir aracımız çok kısa sürede kendi ulaşabileceği yere ulaşmış olacak. Yani akşam eve gitmek isteyen bir arkadaşımız hiçbir trafik ışığına takılmadan çok kısa bir sürede
inşallah kendi ikametine ulaşmış olacak. Bizlerin eğitim anlamında yazılımla tanışması biraz uzun süreçli bir yolculukta gerçekleşiyor. Yani yazılımla gördüğüm kadarıyla çok geç tanışıyoruz bizler. Bu anlamda çalışma yapmak isterken aslında mesleğimizi çoktan seçmiş oluyoruz. Şanlıurfa olarak bu konuda da farkımızı ortaya koyacak olursak nasıl bir çalışma yapabiliriz? Yani daha küçükten başlamamız gerekiyor mu diye düşünüyorsun? Yani... Ama şu var, mesela bir meslek dalına girdikten sonra da o meslek dalının içerisinde mesleği iyi öğrendikten sonra onunla ilgili yazılım daha iyi olmuyor mu? Doğrusu bu değil mi esasen? Tabii ki öyledir başkanım. Fakat yetenekleri doğrultusunda ilerlemek isteyen arkadaşlar için bu denli eğitimler temelden verilmeli diye düşünüyorum naçizane. Başkan, bugün biliyoruz ki Şuski'nin enerji bedelini nasıl aşağı indiririzle alakalı bir sorunumuz var. Bu sorunu arkadaşlarımız çalıştı. Suyu kuyudan alıp depoya götürüyoruz. Depoda cazibe ile suyu aşağıya yerleşim alanlarına bırakıyoruz. Bırakırken su çok hızlı indiği için hız kırıcılar koyuyoruz. Bu hız kırıcıları oradan çıkartıp su türbinleri koyuyoruz. Bunlar da dalgıcın ihtiyacının %35'i kadar enerji üretmemizi sağlayacak. Bu da toplam harcadığımız enerji bedelinin %30'unu karşılamamızı bize sağlıyor. Projemizi başarılı bir şekilde bitirdik. Prototipini İnegöl yarışmasında da inşallah ilk 7 projemizden birisi, o da ödül alacak. İnşallah biz tabii bunu uygulamayı çok arzu ederiz. Şu arada şunu da ifade edeyim. Urfa'da hemen yanı başımızda Fırat var ama bizim kırsal alanımızda 3000 tane kuyu, bunlar suları derinden çekerek enerji harcıyor. Yine bizim arıtma testlerimize su motopamplarla veriliyor, enerji harcıyoruz. Yani Urfa'da enerji Türkiye'nin en fazla harcadığı yer diyebilirim. Buradan yine şunu söyleyeyim. Efendim, suyumuzu tasarruflu kullanalım. Gerçekten artık dünyanın buna ihtiyacı var. Evet, tebrik ediyorum kızım. Python eğitimi Mehmet Emin Gülter. İnşallah böyle bize bu gece bu programla daha Python eğitimi Mustafa Gültekin. Desteğimizi artıracağız inşallah. Tamam. Biz büyük şehir olarak her alanda olmak zorundayız ve her alanda varız. Buna devam edeceğiz. Her zaman dediğimiz gibi yanımızda olmanızı, destek vermenizi ve dualarınızda olmayı istiyoruz. Hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Kanal Urfa, Edesa TV ve Güneydoğu TV ekranlarından öğrencilerimiz, arkadaşlarımız sordu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Zeynel Abidin Beyazgül Beyefendi cevapladı. Başka bir yayında tekrardan bir araya gelebilmek ümidiyle hepiniz hoşça kalın efendim.